İlk aşk unutulmuyor ki be abi. Allah aşkına. Bana mı söylüyorsun lan? Ama senin işin kolay. Yani kolay derken her aşkın kendine özel dikenli bölgeleri vardır. Değil mi lan? Abi, evlendin mi yoksa Şadi'ye? Yok, öyle değil. Lan nasıl söyleyeceğiz tertemiz olana kızın mazisini? Senin sevdiğin kız hayat kadın oldu, nasıl denir? Abi söyle yerini, hemen çıkayım karşısına. Bak kasabada da sordum soruşturdum, yerini bilen yok. Bir de böyle garip garip suratıma bakıyorlar, hepsi birden söz birliği etmiş gibi. Abi hayırsız bir durum var belli ama. Yok canım. Efendim Nalan Hanım? Sermet. Şadiye'yi buldum. Bir karakolda cinayetle ilgili gözaltında. Cinayet mi? Ne cinayeti ya? Bir tuzak kurulduğunu söyledi. Cinayetle ilgili sanırım üstüne falan yıkmaya çalışıyorlar. Bir adam var ortalıkta, iş adamı. Çok zengin miymiş neymiş, adı Batuhan oğlu. Acil bilgi lazım bana ne olursa. Yani husumeti mi var birileriyle, ne yaptı, ne etti, kimlerle görüşür? İş adamıymış, ne iş yapar? Herhangi bir bilgi. Sen bana biraz daha bilgi versene. Hatta dur, ben geliyorum. Neredesiniz siz? Hangi karakol? Hayır hayır, gelme, gerek yok. Ben eve geçiyorum zaten. Orada görüşürüz. Bir saniye. Koçum sen beni burada bekle. Benim bir işim var. Tamam. Narin sen bana her şeyi iyice bir anlatsana. Tamam, geliyorum. Zafer kardeşim, Sermet abinin işi uzamış. Yarın ben onu hastanede görürüm dedi. Hadi gel ben bırakayım seni evine ya. Sefil olma yollarda bu saatlerde. Ali abi, sen bizim geçmiş mevzuları iyi biliyorsun. Tam Şadiye'nin yerini söyleyecekti Babür abi. Sen biliyor musun yerini abi? Vallahi billahi bilmiyorum Zafer'im. Ben nereden bileceğim ki? Ne yapıyor bu abim ya? Ulan bu çocuğa o kız bu saatten sonra olur mu ya? Hadi gel. Hadi gel. Al bakayım. Bunları da tezgaha koy. Bana da bir tane çay ver. Hemen usta. Buyur Zafer abi, gazete. Sağ olasın. Buyur usta. Sağ olasın. Fırındakileri unutma ha. Tamam usta. Var mıymış gazetede ilginç haberler? Var. E oku hadi Recep. Birsel veliahtına bir şok da. Atıf Birsel'in sevgilisi Narin Yılmaz'ın hayat kadını, kız kardeşi Şadiye Yılmaz cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı. Sabahları en sevdiğimiz şey kahvaltıda gazete yapmaktır. Değil mi tatlım? Sen kızdın. Kızmadım. Sen şu Türkçeyi öğrenmezsen kızacağım ama. Kızdı değil. Kızdın. Dın dın. Bak iki gün sonra okula başlayacaksın. Arkadaşların alay eder seninle. Ben istemiyorum okula gitmek. Nasıl istemiyorsun kızım? Seve seve gideceksin. Askerlik gibi bir şey bu. Anası nerede bunun? Gelin. Biz tavşanları besleyeceğiz. O tavşanın karnı doymadı ama daha.
Ne oluyor lan? Abi, vahim bir durum var. Ben Ivan'a gidiyorum. Çocuğum size emanet. İyi bakın Galina'ya. Burada çok sıkıldı ben. Irina. Çık dışarı. Ulan bu karı bu Ivan'dan Azrail gibi korkmuyor muydu lan? Ne demek lan şimdi ben Ivan'a gidiyorum bu kız sizde kalacak ha? Abi çocuk yıktı gitti başımıza işte. Ben ne yapacağım abi esas ben ne yapacağım? Şimdi ben bunu boşasam hiç elimi sürmediğim karı yüzünden boynuzda olacağım abi. Benim de bir çevrem... Sus lan! Sus! Zorla kaçırmasınlar bunu. Yok abi. Sabah spora gideceğim diye çıkmış. Tahminen akşamdan valizleri otele attı. Dolapları falan bomboş yani. Takılar makılar 10 numara kazık yedik abi. Mağdur abi. Şadiye hayat kadınım olmuş. Öyle olmuş Zafer. Öyle olmuş. Sen zamanında bu kızın namusuna göz düktü diye gittin terziye vurdun ya. Sonra bu kız senin cezaevine ziyarete geldi. 16 yaşında kızı kovdun oradan. Zoruna gitmiş demek ki. Kaldıramamış. Ne güzel mesleği vardı değil mi? Gitsin pastanede çalışsın değil mi? Bu karı milleti böyledir oğlum. Dere gibi kini vardır. Ne oldu şimdi namus mamus? Ne oldu lan? Kız cezayı da bağladı. Ağzını burnunu da kıramazsın. Bana bak lan. Sana bunu yaşatan kaderi ters köşeye yatıracaksın. Hayatını kendi ellerine alacaksın. Bu kıza bunu borçlusun. Kimse seve seve bu işi yapmaz. Zamanında erkek gibi davranmadın. Şimdi erkek gibi davran. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.